stüdyomuzda da bir konu ağırlayacağız. Kendisini takdim edelim. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İzleyenleri selamlıyorum. Sağolunuz Özgür Bey. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk olarak sizde tabii meclis artık bugün uzun bir aradan sonra yeniden açıldı da dedik. Az önce Fatih Ertürk'ten de aldık. Tabii kaçak yapılarla ilgili bir torba yasa, imar yasası ile ilgili bir torba yasa söz konusu. Libya konusuna da birazdan değineceğiz ama Libya'nın haricinde meclisin öncelikli çözmesi gereken konuları nelerdir, gündemi nelerdir? Sizden alalım. Ya şimdi şöyle, öncelikle hani bu hafta meclise gelen gündemle ilgili eğer konuşacaksak, uluslararası anlaşmalar geliyor meclis gündemine. Hı hı. Hangi ülkelerle uluslararası anlaşmalar var diye bilgi verecek olursak, biz bu hafta, bugün ve yarın Gana Cumhuriyeti ile ilgili bir uluslararası anlaşma, Zambiya Cumhuriyeti ile ilgili bir uluslararası anlaşma, Fildişi Sahili ile ilgili bir uluslararası anlaşma, Çad Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti ile ilgili uluslararası anlaşmalar üzerine konuşacağız. Peki meclisin gündemi bu mu olmalı? Aslında Türkiye'nin gündeminden bağımsız bir meclis gündemi düşünülemez. Meclis Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek yasaları çıkartmakla mükellef ama oysa temel sorunların göz ardı edildiği, meclis gündemine getirilme konusunda arka sıralarda bekletildiği bir meclis gündemini hep beraber yaşıyoruz. Onun yerine ne var? İşte az önce bahsettiğimiz seviyedeki ülkelerle ilgili uluslararası anlaşmalar var. Fatih Bey bahsettiği imar kanunu ile ilgili bir teklif var ki, büyükşehir belediyelerini kaybeden, il belediyelerini kaybeden AKP'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı belediyelerin yerine koyduğu, Avrupa'nın özellikle yerel inisiyatiflerin güçletilmesiyle ilgili tavrına karşın burada sarayı güçlendiren, merkez iradeyi güçlendiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güçlendiren bir takım yasaların meclis gündemine getirildiğini hep beraber gözlemliyoruz. Büyükşehir'deki kaybettikleri gücü yeniden rantı kontrol etme anlamında merkeze taşımak istediklerinde hep beraber tanıklık ediyoruz. Bu yasa uzun süre meclis gündemine oturacaktır, Türkiye gündemine oturacaktır ama fiilen bir kayyum anlamına geldiğinde söylemem gerekir. Yani fiili bir kayyumdur çünkü belediyelerin yetkisini sınırlıyorlar. Bunu da belirtmem gerekir. Dolayısıyla bir başka nokta şu, meclis gündemiyle ilgili hemen söyleyeyim. Meclisin bu sıra yeniden çalışmalarına ara vermesi tartışmalarında beraber yaşıyoruz. AKP'liler kendi aralarında gündem yok, ara verelim, sömestr tatili yapalım gibi tartışmalara da devam ettiğini. Yani bu meclis kadar grup sorundan gündem yok mu çıkıyor? Tabii, meclis grup başkan vekilleri arasındaki görüşmelerde bunun tartışıldığını ve konuşulduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Ne yazık ki durum böyle mecliste. Evet. Belki Fatih Bey bilgi vermedi. AKP grup toplantısını dikkatle takip edenler görmüştür ki bir takım belde belediyelerinin AKP'ye katıldığında meclis grup toplantısında gözlemledik. Evet. Şimdi bunu iyi bir yorumlamamız gerekir. Bunun ne anlamı var? Bu yasayla da paralel olarak söylüyorum. Mali zorluklarla, yasal zorluklarla, kayyum tehditleriyle, çeşitli imkan davetleriyle belediyeler zorda bırakılıyor AKP'ye geçirmek için. Mesela şunu söylemek gerekir ki bazen belediyelere el koyuyorlar, bazen de diyorlar ki İller Bankası aracılığıyla belediyeler zorda bırakılıyor. Hemen borçlarıyla ilgili ödeme takvimleri oluşturuyor, kaynaklı para gönderilmiyor. Eğer bize geçerseniz bu durumlar çözülebilir. Borcunuzdan kurtulursunuz. Bundan kurtulursunuz, yatırım yaparsanız gibi tavsiyelerle öne çıkartıldığını görüyoruz ve bununla ilgili aslında Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamaya da katılmamak mümkün değil. Tek kelimeyle özetledi. Bu bir haysiyetsizliktir dedi. Hı hı. Aslında vatandaşın iradesine ipotek koymanın, fiili kayyum yaratmanın da başka bir şekilde bu oluyor. Onu belirtmek isterim. Bugünkü katılımları bir başka açıdan yorumlarsak AKP'nin geriye doğru trendini eğer düşündüğümüzde bu katılımlarla kamuoyuna başka bir algıyı da sunma durumu olduğunu özetle belirtmek isterim. Yerel yönetimleri kaybeden AKP bakın bize katılıyorlar gibi bir takım algıları yönetmek istediğini hep beraber gözlemliyoruz. Oysa güneş balçıkta sığınmaz. AKP'nin sona doğru yaklaşımda hep beraber görüyoruz. Bunu söylemek gerekir. Belediyelerin durumu gerçekten çok kötü gerçekten. Onu söyleyeyim. Belediye başkanlarını zaman zaman ziyaret ediyoruz, zaman zaman sohbet ediyoruz. Ve şöyle bir şeye, diyaloglara tanıklık ediyorum. Mesela bir seneye kadar SGK borcu olan belediyeler diyor ki ya benim bir sene borcum var diyor. Bunu çok iyi bir durum olarak yorumluyor. Hı hı. Yani belediyelerin borçlarının arttığı bir durum var ve bunda da temel olarak AKP'nin savurgan, denetime ihtiyaç duymayan, denetimsiz, yandaşa kaynak aktaran harcamalarının bizi bugüne getirdiğini de söylemem gerekir. Evet. Bu arada tabii az önce bahsettik, bu kaçak yapı torba yasasından aslında Ahlat'a, Külliye, sahillere de millet bahçesi de çıkıyor. Onu evet, da değinmeden evet, geçmeyelim. Anayasa Mahkemesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılabilmesine ilişkin iptal ettiği madde tekrar önerildi, masaya konuldu. Bu haliyle yasalaşırsa sahil kesimlerine millet bahçesi yapılmasının da önü açılıyor. Evet. Onlardan bir tanesi de bu. Yükseklik serbest kalır kriteri var. Onun dışında imarda eğer belli bir noktaya gelmişse, bir bina gelmişse, kaçakta yapılmışsa vesaire, onlara ruhsata bağlanması durumuyla ilgili bir madde var ki çok tartışılacak bir konudur. Zaten fiilen şöyle yapılıyor. İmara, belediyenin kontrol ekipleri geldiğinde imara aksi bir durum varsa orada bir mühürleme oluyor. Sonra mahkemeden gidip yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Tekrardan küçük bir değişik yaparak inşaata devam ediyor vesaire. Zaten binalar bir kaçak mahkeme sürecinde tamamlanmış oluyor. Evet. Bununla ilgili de ne yazık ki böyle bir öngörüsüzlük var bu yasada. Tabii şimdi Libya meselesine geçelim. Evet. Bugünden önce son olarak Libya tezkeresi için toplanmıştı meclis, hemen yeni yılın ilk günlerinde. Biz şimdi her ne kadar bu Libya'da kızışan bu meydana, alana girilmemesi gerektiğini ve iyice düşünülüp taşınıldıktan sonra Türkiye'nin belki rol üstlenebileceğini söylesek de, aklı selim bu yönde bir karar verirse de, ama biz paldır küldür Libya'nın artık içerisindeyiz. Tezkere evet, geçti. Son olarak tabii CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da önerisi vardı. Gelin biz arabulucu olalım, Birleşmiş Milletler barış gücü gelsin, ama tabii iktidar kanadından sert tepki gördü bu öneri, ama bir baktık ki biz yine bu masada adeta arabulucu rolüyle Moskova'da yerimizi aldık. Her ne kadar Hafter önce ateşkesi kabul etse de daha sonra Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi kaçmak durumunda kaldı masada. Ve son dakika bilgisi de var Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, onu da söyleyip pası size daha sonra öyle atayım. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Hafter anlaşmaya olumlu bakıyor şeklinde, ulusal mutabakat hükümetiyle anlaşmaya olumlu baktığı belirtilen Hafter'in yerel istişareleri için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı Rusya tarafı. Evet. Peki. Siz Libya konusunu nasıl görüyorsunuz? Libya'da Türkiye'nin şu zamana kadar yaptıkları olumlu mu, değilse neler yapmalı? Ya şimdi şöyle, aslında Genel Başkanımız başlangıçtan itibaren yaptığı Birleşmiş Milletler Barış Günü'ne çağrı yapılmalıydı. Ama onun yerine Rusya'yla konuşmayı ve oturmayı, beraber bir arabuluculuk yapmayı tercih etti. Başlangıçta bizim dış politikayı bilmediğimizi, öngörümüz olmadığını söyleyen AKP Genel Başkanı şimdi bizim dediklerimizi yapar pozisyona gelmiş durumda. Peki oradan istendiği sonuç çıkar mı? Elbette ki 3 günlük, 4 günlük görüşmelerle buradan sonuç almak kolay bir iş değil. Yani onu gözlemlemek gerekir ve bunun bir süreç olduğunu da kavramak gerekir. Bir kere hem AKP tarafının hem de bizim Türkiye'deki kamuoyunun bunu görmesi lazım. Dolayısıyla bundan vazgeçmemek lazım. Çağrıdan, arabuluculuktan vazgeçmemek gerektiğini düşünmekteyiz. Fakat esas olan şey Rusya ile beraber oturup ikimiz bu işi yapalım değil, Birleşmiş Milletler'in barış gücüne bu işi teslim etmek gerektiğinde vurgulamak gerekir. Oradaki esas olan şey Birleşmiş Milletler çağrısıdır. Sayın Genel Başkan'ın yaptığı çağrıda. Ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı da dikkatle incelerken ayrıntılardan bir tanesi şuydu. Amerika'dan alt düzey yöneticiler katılacak dedi. Yani bu tip toplantılara bizim üst düzey yöneticilerimiz, ama Amerikan alt düzey yöneticileri katılacak. Bizim üst düzey yöneticilerimizle Amerikan alt düzey yöneticilerin eşitlendiği bir diplomatik kriz de var orada. Yani bunu da evet, böyle bir dengesizlik var. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. Libya meselesinde Hafter'in... Çok özür dilerim Özgür Bey, şeye benziyor bu. Şimdi ABD Başkan Yardımcısı Pence'in gelip de evet, öyle değil mi? Yani evet, yanılıyorsam beni düzeltin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı masada oturuşu, protokol kurallarına ne kadar uydu, bu da tartışılır. Biraz onu andırdı sanki bu dediğiniz. Şimdi Hafter Moskova'dan ayrılırken başka bir ayrıntı şuydu. Türkiye yüzünden imzalamadığı Arap basında çıkan haberler var. Takip edenler görür. Peki sonra ne oldu? Mısır'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan desteğini alan Hafter güçleri şimdi yeniden bir saldırıya geçtiler. Belli ki bu anlaşmayı Libya'da belli bir ilerlemeyi kaydettikten sonra imzalamayı planlıyorlar. Yani kendileri aslında askeri bir başarıyı sağladıktan sonra yeniden masaya gelmeyi ve uluslararası anlamda meşruiyet kazanmayı da planlıyorlar. Gözüken tablo o. Belli ki Rusya ile görüşmekten sonra 2 güne de süreleri var diyor şimdi. Evet. Rusya da buna müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyor ve oradaki... Acaba oyalıyorlar mı? Böyle bir oyalama ve Hafter'i biraz daha egemen duruma getirme çabasının olduğunu da gözlemliyoruz. Peki biz oraya niye gideceğiz mesela? Niye gidiyoruz oraya? Bizden başkası yok mu sorusunu sormak lazım. Ya da oradaki Serrac yönetiminin bizden başkasına çağrı yapmadı mı diye de düşünmek lazım. Bizden başkalarına da çağrı yaptılar. Hı hı. Hepimizin bildiği gibi Amerika'ya da çağrı yaptılar. Hepimizin bildiği gibi İngiltere'ye de çağrı yaptılar. Ama onlar gitmediler. Bir tek Türkiye'ye gitti. Bizim beklentimiz ne oradan? Yani niye gidiyoruz oraya? Ne umuyoruz oradan? Yani ne umuyoruz oradan? Hı hı. Akdeniz, mesela Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili bir çözüm mü? Ya da orada bir başka bir şey mi bekliyoruz Doğu Akdeniz'de, Libya'dan? Orada yaptığımız kıta sahanla ilgili bir anlaşmada mı bir şey bekliyoruz? O da başka bir sorun. Hı hı. Onu Libya yapsa bile, şimdi Serrac yönetiminden bu sözü alsak bile, yarın bir gün başka bir sonuçla karşılaşırsak o zaman hangi durumla karşı karşıya kalacağız? Akdeniz'de daha çok aldığımız bu keskin tavırdan dolayı, taraf olmadan dolayı yalnız kalacağımızı düşünmüyor muyuz? Neticede ülkelerde hükümetler zamanla değişiyor. Türkiye'de bugün AKP var ama 2 sene sonra AKP yok. 1 sene sonra belki de AKP yok. Dolayısıyla burada bir öngörüsüzlüğün olduğunu, bu etkin tavır almanın bir öngörüsüzlük olduğunu düşünmekteyim. Ama bize gelen bilgilere göre Libya'da başka bir şey var. Mesela biz ne aldık şu zamana kadar Libya'dan sorusunun cevabına bakarsak, eğer ulusal mutabakat hükümetinin Libya'da başta BMC olmak üzere çok sayıda silah şirketinin alım yaptığını biliyoruz. Bu silah alımlarında Bayraktar tipi insansız hava araçları, kirpi model zırhlılar öne çıksa da esas olarak lojistik hizmetlerin satın alındığını biliyoruz ve Rusya Federal Haber Ajansı da bunu aktardığı bilgilere göre bizim Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ firmasının 13 Mayıs ve 3 Kasım arasında Taylar'da toplam 570 milyon avroyu bu firmanın hesabına, yani Sanayi Teknolojileri AŞ firmasının hesabına Libya Ulusal Hükümet tarafından aktarıldığını hepimiz biliyoruz. Bakın tarih söyleyeyim ben size. Bu belgelerde İçişleri Bakanı, Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı'nın imzası da var. Evet. Onu da söyleyeyim. Fethi Başa. Bak, 13 Mayıs 2019'da 161 milyon küsuratı var. 2 Haziran'da 70 milyon küsuratı var. 15 Temmuz'da 169 milyon küsuratı var. 3 Kasım'da yine 169 milyonluk paraların Sanayi Teknoloji AŞ firmasına aktarıldığı gözlemliyor. Yani bizim aslında Libya'da barış derken silah satımıyla ilgili bir sürecin ilerlediğinde gözlemlememiz gerekir. Kime satılıyor? BMC olmak üzere hükümete yakın yandaş firmaların silah ticaretini şüphesiz savunur bir pozisyonda olduğumuzu gözlemliyorum burada. Ne yazık ki böyle bir durum var. Burada da gazilerimiz olacak. Hı-hı. Yani her savaş ortamında gaziler oluyor. Tabii. Her savaş ortamında şehitlerimiz oluyor. Ki, evet. Ama diğer taraftan bugün meclis gündeminde ne vardı? CHP grubuna gelen gaziler vardı. Değil mi? Genel Başkanımız açıkladı. Bu paralar bir havuza aktarılmış dedi. Havuz olunca ne yapılabilir havuzdan? Hükümetin yaptığı her türlü harcamaya para aktarılabilir. Sarayın yaptığı harcamalara para aktarılabilir. Saraydaki o lüks yemeklere para aktarılabilir. Onun dışında başka bakanların zırhlı araçlarına para aktarılabilir o paralardan, değil mi? O paralardan tabii yüzen saraylara para aktarılmış olabilir. Yani havuzdaki gemiciklere para aktarılmış olabilir. Kanallara para aktarılabilir. Gemiler geçecek ya. Hı-hı. Kanal İstanbul'a da para aktarılmış olabilir havuzdan. Şimdi sormak hakkımız, Gazi'nin parasıyla kanal mı yapacaksınız? Gazi'nin parası, çünkü ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Gerekirse merkezi bütçeden karşılarız dedi. Hı-hı. Belli ki hiçbir planlama ve hiçbir çalışma yapılmamış ama biz diyor merkezi bütçeden karşılarız. Peki merkezi bütçene işte o bahsettikleri havuz. Havuza Gazi'nin parası da var. Buradan bütün gazilere söylüyorum. Bakın sizin paranızı Kanal İstanbul sürecinde hiç etmesinler. Burayı iyi takip edin diye söylüyorum. Ha, tabii. Evet. Şimdi Kanal İstanbul'a da geleceğiz ama bir de tabii Altay tankı ile ilgili de evet, CHP liderinin bazı sözleri vardı. O çok vardı, önemliydi. Evet. Çok önemliydi yani. Bakın orada şunu söylemek isterim. Altay tankı ne zaman verecekler? 18 ay. 18 ay sonra vereceğiz dediler. Peki daha sonra canlı yayına çıktı BMC'nin meşhur sahibi. 4 ay süre kalmış. 4 ay sonra veriyoruz dedi. Sözümüzün arkasındayız dedi. Verdi mi? Yok. Sonra biri açıklama yaptı, Savunma Sanayi Genel Müdürü. Dedi ki süreç henüz başlamadı. Niye? Motor yok. Motor yok. Süreç başlamadı. Böyle bir ihale olur mu ya? Dünyanın neresinde böyle bir ihale var? İhalenin teknik şartnamesi ortaya konur. Der ki bunları sağlayan firma bu kadar süre. İhalenin bir de süresi olur. İhalenin süresi firmaya motor geldikten sonra başlar mı? Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla bu bence iyice sorgulanması gereken bir şeydir. Ve bence esas yapılması gereken bir şey de şu: bu firmayla yapılan sözleşmenin bir kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Ya biz şu sözleşmeyi bir görelim bakalım. Ne yaptınız siz orada? Neler vaat ettiniz? Kaç kuruşa bu milletin tank palet fabrikasını satıyorsunuz? Siz kaç kuruşluk adamsınız? Vallahi bir görelim ya. Kaç kuruşluk adamsınız bir görelim. Bu sözleşmenin bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ben düşünüyorum. Çok açık ve net bir şekilde bu sözleşme kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Evet, çok soru işareti var bu konuda da. Peki Kanal İstanbul bugün tabii grup toplantılarında partilerin ortak paydalarından biri de Kanal İstanbul gündemiydi. Hatta Meral Akşener kanal hakkında bazı sorular sorduk, cevaplarını aradık. Milletin bir ihtiyacını karşılıyor mu? Tarımsal üretimi destekliyor mu? 20 milyar dolar yatırımı karşılayacak bir gelir yaratıyor mu? Hayır. Kanala hazineden gemi geçiş garantisi verecekler. Önümüzdeki 50 belki hatta 100 yıl o devasa inşaatın parası sizlerin sırtına yıkılacak. Şehir hastanelerinde, Osman Gazi Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu gibi işin aslı İstanbulluların kendince intikam alıyor. Seçim kaybetmek çok zoruna gitti değerlendirmesinde bulunmuştu Meral Hanım da. Evet. Son olarak Kanal İstanbul'da tabii çalıştay da yapılmıştı. Hı-hı. Hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Siz orada devam eden süreç hakkında neler söyleyebilirsiniz şu anda? Şimdi şunu söylemek isterim. Bir kere bu çalıştay çok önemlidir. Türkiye'nin meselelerini nasıl çözebileceği konusunda örnek bir çalışmadır bu çalıştay. Niye söylüyorum? Türkiye'nin çok ciddi zenginliği var. Bilim adamı zenginliği var, iş adamı zenginliği var. Sivil toplum zenginliği var, odaları var, borsaları var. Bütün bunların hepsini Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir araya getirip konuşturduğumuzda gerçekten ortaya büyük bir zenginlik çıkar Türkiye adına. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası boyunca İstanbul'u İstanbullularla beraber yöneteceğim vaadine bulunmuştu. Şimdi bu çalıştay böyle bir şey. İstanbul'un bütün bilim adamı birikimlerini, Türkiye'nin bütün bilim adamlarını buluşturduğu, evet, belediyenin bütün birimlerinin orada olduğu ve birbirinden faydalandığı, bilimsel değerlendirmelerin yapıldığı, popülist değerlendirmelerden uzak, siyasi kaygılardan uzak, bilimsel değerlendirmelerin yapıldığı bir çalıştaydı. Bu açıdan çalıştayın içeriğinden öte bu yönetim anlayışı bence bir parantez açılması gereken bir olgudur. CHP'nin Türkiye'yi nasıl yönetmek istediğine dair aslında çağdaş demokrasinin en önemli örneklerinden bir tanesini Sayın Ekrem İmamoğlu gerçekleştirmiştir. Kaldı ki sadece bu konuda değil, başka konularda da örneklendirerek bu işleri Sayın Ekrem İmamoğlu yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu örneklemeden dolayı. Orada çok herkes konuştu, chat raporu konuşuldu, konunun sosyal etkileri konuşuldu, tarihi boyutları konuşuldu, teknik olarak hesaplamalar yapıldı, maliyet boyutları konuşuldu. Bu projeye aktarılacak kaynak başka bir yere aktarılsaydı ne olurdu? Hepsi tek tek analiz edildi ve bir sonuç bildirgesi haline getirildi. Sonuç itibariyle o gün katılamayan arkadaşlarımızla ilgili de sanıyorum İBB gerekli şekilde oradaki görüşleri de yayınlayacak. Ama esas olarak ondan önce de bir chat raporunu tartıştık. Bu chat raporu da orada konuşuldu. Ama gözlemlediğimiz bir şey var ki chat raporunda bununla ilgili en önemli kuruluşlardan bir tanesi nedir? Bir kanal yapıyorsak Türkiye'de devlet su işleridir. Değil mi? Biz çocukluğumuzdan beri devlet su işleri, baraj varsa devlet su işleri vardır. Kanal varsa devlet su işleri vardır. Peki ne kanal, devlet su işlerinin görüşü chat raporunda var mı? Ya da bazı yorumlara atlanmış mı diye sorduğumuzda çok net bir şekilde devlet su işlerinin görüşlerinin chat raporunun dışında bırakıldığını özellikle söylemek isterim. Devlet su işleri özellikle Kanal İstanbul'la beraber yok olacak Sazlıdere Barajı'nın İstanbul'un su ihtiyacının %29'unu söylüyor. Ama bu chat raporunda yok. 2 tane senaryo hazırlamış. Mesela su kaybı yok diyorlar ya. 2 senaryo hazırlamış devlet su işleri. Birisi iyi senaryo, yani en iyi ihtimalle bu kadar kayıp olur diyor. Biri de kötü senaryo. Tercas Gölü'nde 18 milyon metreküp su kaybı olabilir diyor. Bu iyisi. Sazlıdere Barajı'nda 52 milyon metreküp su kaybı olabilir diyor. Toplam 70 milyon. Ama chat raporuna diyor ki 32 milyon metreküp. Hemen hemen 2 katı. Kötü senaryoya göre ise bu kanalın etraftaki su kaynaklarını falan da yok edebileceği, mesela Yıldız Dağları'ndaki su kaynakları, Istrancılar'daki su kaynaklarını yok edebileceğini düşünürsek 427 milyon metreküp suyun yok edilebileceğini anlatıyor. Yine bu projeyle %60 yakın Meral Akşener de vurgulamış, tarım alanı yok ediliyor. Bırakın yeni tarım alanları kaybedilmeyi. Aslında İstanbul'un gıda güvenliği, ucuz gıda üretimi açısından yeni tarım alanlarına da ihtiyacı var. En azından tarım alanlarını korumaya ihtiyacı var. Oysa burada ki yok edilen alanların %60'ı tarım alanları ne yazık ki burada yok ediliyor. Bunu da özellikle söylemek gerekir. Sonuç itibariyle denizleri yok ediliyor. Ya kanal ya İstanbul diyoruz ama bunu geliştirirsek eğer ya kanalları tercih edelim ya da denizleri de diyebiliriz. Çünkü bu kanal hem Karadeniz'le ilgili çok ciddi sorunlar yaratacak, beklenenden fazla su Marmara'ya doğru akacak, hem de Marmara ile ilgili sorunlar yaratacak. Dolayısıyla buna dikkate almak gerekir. Yine bugüne kadar çok görüşmediği bir şekilde TÜBİTAK'ın MAM görüşü var. bu görüşle çok ciddi tehlikelere dikkat çekiyor yapılması gereken işlerle ilgili. Özellikle Marmara Denizi'nde boşaltılacak harfiyatlarla ilgili çok ciddi kaygılar var. Oradaki çamur ve organik karbon değeri yüksek olacağına dair çok ciddi riskler var. Dip çamurlarıyla ilgili bertaraf etme işlemleriyle ilgili kimyasal bir takım kaygılar var. Biyolojik bir takım kaygılar var. Karadeniz'den Marmara'ya gidecek suyla ilgili edinilen en az 2 katı olacağı, yani söylenen 2 katı kadar suyun geçeceğini söyleniyor yine bu TÜBİTAK'ın raporunda. Karadeniz'den Marmara'ya tek tabakalı, yani İstanbul iki boğazda 2 tabakalı akış var biliyorsunuz. Evet. Oradan tek tabakalı bir akış olacağından bahsediyor ve bu durumun Marmara Denizi'ndeki bütüncül ekosistemi bozacağını söylüyor. Yani Marmara'da bir alt bir üst akıntı var Marmara'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den Marmara'ya. Dolayısıyla bu birbirinin arkasında sirkülasyon belli temizliklere yol açıyor ama Karadeniz'den Marmara'ya doğru sürekli olacak bir akıntının Marmara'nın bütün pisliğini hem Marmara'ya hem de Çanakkale'den Ege'ye aktaracağına da burada raporda söz ediyor. Çok ciddi ayrıntılar var ve hiçbirisi dikkate alınmamış. Uzun süre tartışacağız. Bir hukuksal süreç de yaşanacak tabii. Askı süreci oldu, itiraz süreçleri oldu. Bu askı sürecinden sonra bu sefer mahkeme süreçleri başlayacak. Evet. Dolayısıyla uluslararası güçler buna taraf olacak. Taraf olması gereken güçler var. Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar var bu kanalla ilgili. Türkiye mesela Avrupa yaban hayatının korunması ile ilgili sözleşmeye taraf. Az önce Zambiya ile ilgili sözleşme imzalıyordu ya. Avrupa yaban hayatının korunması sözleşmesine, Berlin'de yapılan sözleşmeye taraf Türkiye. Uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkındaki sözleşmeye Türkiye taraf. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile ilgili ve dünya kültürel ve doğal hakların mirasının korunması ile ilgili sözleşmeye de taraf Türkiye. Dolayısıyla bu konu hem Türkiye'deki mahkemeler süreciyle hem de uluslararası anlamda tarafların sürece dahil olmasıyla ilgili çok daha köprünün altından sular geçeceği bir süreç olacak. Bu arada köprülerle ilgili de chat raporları, üzerine kurulacak köprülerle ilgili chat raporları da ayrıca tartışılacak. Uzun bir süreç yaşıyor. 8 köprü mü yapılması planı? Bazı kaynaklarda 11 dediler ama kesin olan şey İBB Başkanı'nın dediği gibi 8 köprü var. Bir tanesi 3. köprüden daha uzun bir köprü olarak planlanıyor mesela. Evet. Hemen kanalın bittiği noktada şu anda E5 karayolu var mesela. Kanalın bittiği nokta E5 karayolu var. Bu kanal E5 karayolunu bile yeniden düzenlememiz gereken bir karayolu. Kanalın geçtiği noktada gemiler geçecekse eğer TEM otoyolu var. O otoyolun da yeniden yıkılması vesaire var. Bütün bunların hepsinin maliyeti var, çevre kirliliği var, trafikle ilgili yaratacağı sorunlar var. Ve şöyle bir gerçek var ki su kaynaklarının en çok geçtiği bölgeye bu kanal yapılması planlanıyor. Ve 5 ayrı güzergahtan en çok sulak alanı yok edecek güzergah tercih edilmiş durumda. En fazla doğal alanı yok edecek güzergah tercih edilmiş durumda. En fazla ormanı katledecek güzergah tercih edilmiş durumda. En fazla kültürel ve doğal alanı yok edecek 3 İstanbul'dan birinin susuz bırakacak güzergah ne yazık ki tercih edilmiş durumda gözüküyor. Ama buna teslim olmayacağız. Biz bu ablukanın dağılacağına da inananlardanız. Bunu da söylemem gerekiyor. Tüm bunlar olup biterken de tabii Ulaştırma Bakanı Turhan dedi ki 2026 gibi tamamlamış olacağız dedi biz Kanal İstanbul projesini. Demek ki siyasi ömürleri yetmeyecek. Artık bilemiyoruz, onu zaman gösterecek. 2035 yılında da 50 bin geminin geçmesi bekleniyormuş ve yıllıkta 5 milyar dolarlık bir gelirimiz olacak diye de öngörüsünde bulundu. Kaç milyar dolar harcayacağız? Yani hem söylenen var hem de asıl gerçek var. Yani çevresel maliyetler de var. Tercih edilebilir mi? Onunla ilginç bir şey var. Bu arada o çalışları tartıştığı için söylüyorum. Türkiye'nin aslında Montreux Antlaşması'ndan kaynaklı olarak gelirinin daha fazla olabileceği de tartışıldı. Türkiye'nin AKP hükümetleri döneminde bir ihmalinden de bahsedildi o alanda. Çünkü altın ve hesaplamasına göre, frank hesaplamasına göre orada da başka bir problem var. O tabii konunun uzmanları kişisine tarafından da dile getirecektir. Türkiye bu kanalı yapmak, gelir arttırmak istiyorsa önce Montreux süreciyle ilgili yaptığı hataları da bir gözden geçirmeli AKP hükümeti. Evet, mutlaka. Peki. Sayın Karabat, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldiğiniz için sağ olunuz.